Mevcut eğitim sisteminin bana göre en önemli problemi geleceğe hazırlaması değil, geçmişte tutuyor olması gençleri. Eğitim programları sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada çok yavaş değişen programlar olduğu için dünyanın bu hızlı değişimine ayak uyduramıyorlar her şeyden önce. O nedenle okulda öğretilen bilgilerle hayatta karşılaştığı, çocuklarımızın hayatta karşılaştığı, ihtiyaç duyduğu bilgiler arasında ne yazık ki büyük bir uçurum oluşmuş. Her şeyden önce orada önemli bir tartışmayı halletmemiz gerekiyor. Türkiye gibi ülkelerde örneğin üniversite eğitimi meslek edindirme eğitimi olarak görülüyor ki meslek edinmek için üniversite yılları artık çok geç yıllar. O nedenle meslek edindirmede mevcut lise ve üniversite yaklaşımının tamamen gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyorum. Üniversitenin daha temel bilimlere odaklanması, lisenin ve lise sonrası meslek yüksek okullarının meslek edindirmeye odaklanması gerekiyor ki dünyanın ihtiyaç duyduğu yeni mesleklerle ilgili hızla gençlerimizi eğitebilelim. %65 oranında meslek grubunun bugün olanın olmayacağı gibi iddialara çok katılmadığımı öncelikle söylemek istiyorum. Temel mesleklerde önemli bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Sadece yapay zeka ile, robotlarla ya da teknolojik olanaklarla daha kolay yapılabilecek, insan beynini, zihnini, duygusunu kullanmamız gerekmeyen alanlarda teknolojinin devreye gireceğini düşünüyorum. Ama kadim meslekler dediğimiz insan-insan, insan-doğa, insan-teknoloji ilişkisini düzenleyen mesleklerin ben kalıcı olacağını düşünüyorum. Ve bu büyük değişimdeki dünyanın şu anda yaşadığı en önemli olay değişim hızının değişmesi. Değişim hızının bu kadar değiştiği bir çağda artık meslek edinmek değil, meslekleri kolay unutabilmek, ömür boyu yapabileceğimiz bir mesleği değil, her an karşılaşabileceğimiz yeni bir mesleğe uyum sağlamak bence daha önemli hale gelecek. O nedenle eğitim sisteminin insanların ömür boyu yaşayacağı mesleklere göre dizayn edilmiş bu hali, uzun eğitim süreleri, uzun eğitim saatlerinin bir an önce değiştirilmesi gerekiyor. Çünkü bize hep eğitimde değişimle baş edebilme becerisi gibi bir şey çok önemsenerek anlatılıyor. Değişimle baş edebilme dediğiniz zaman değişim kötü bir şey gibi algılanıyor. Bence eğitim sistemi meslek eğitiminde ya da akademik eğitim düzeyinde değişimle baş edebilmek değil, değişime uyum sağlamak gibi yeni bir kavramsal çerçeveye kavuşmalı. Bence uyum sağlama becerisi çok önemli hale gelecek. Unutabilme becerisi. Çünkü biz hep hafızamızda, aklımızda tutabilme becerisine dayalı eğitim sistemleri tasarladık. Ne kadar uzun süre unutmuyorsak o kadar iyi olduğunu düşündük. Aslında şimdi ne kadar hızlı unutabiliyorsak o kadar güçlü olabileceğimiz bir döneme geçiyoruz. Diğer önemli beceri esneklik olacak bence. Yine katı eğitim sistemlerinin disiplin anlayışıyla yetiştirdiğimiz çocukların mevcut esnek dünyaya uyum sağlamaları çok güç olacaktır. O nedenle esneklik becerisinin çok önemli olacağını düşünüyorum. Diğer kritik becerinin de belirsizlikle baş edebilme becerisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü her şeyin belli olduğu, saatlerin, mekanların, ilişkilerin net belirlendiği ve tarif edildiği bir dünyada eğittiğimiz çocuklar, her gün değişen ilişki biçimleri, her gün değişen yaşam biçimleri karşısında kaygı duyabiliyorlar. Kaygı bir insanın zihnine konulabilecek en güçlü bariyerlerden bir tanesi. Gelen değişiklikleri kabul edebilmek, kendini ona uyumlandırabilmek için öncelikle belirsizlikle baş edebilme becerimizin güçlü olması gerekiyor. O nedenle çocuklarımıza bırakabileceğimiz en güzel miras galiba belirsizlikleri bir kaygı kaynağı değil, bir fırsat kaynağı, yenilikle tanışma kaynağı olarak görmeleri onlara bırakabileceğimiz en iyi miras olabilir. Öncelikle pandemi sonrası diye tarif ettiğimiz zaman hep sonrası öncesini referans alan bir yer. Yani dünyada yaşanan hiçbir pandemiden sonra dünya eskisi gibi olmadı. Öncelikle dünyanın eskisi gibi olmayacağını kabul ederek ilerlememiz gerekiyor. Şimdi bütün okullar, bütün aileler normalleşmeye çalışıyor. Ama normalleşme geçmişte kaldı artık. Şimdi başka bir dünya inşa ediliyor. Bize bir sürü olanak sağlayan başka bir dünya inşa ediliyor. O nedenle öncelikle okulların ders saati süreleri, başlama süreleri, bitiş süreleri, uzunlukları, eğitim kademelerinin uzunluklarını sorgulamamızı gerektiren bir, çok güzel de bir deneyim yaşadık. Yani uzaktan eğitim gibi süreçler bir sürü zorluğuna rağmen bir sürü de beceri kazandırdı
bize. Bunu hayatımıza zorunlu olarak girmiş bir enstrüman olarak görmekten vazgeçer. Bundan sonraki hayatımızın bir parçası yaparsak, o zaman aslında okul gerçek fonksiyonlarına dönüşü sağlamış olur ki orası da özellikle sosyal duygusal becerilerin geliştirilmesiyle ilgili bir alan. Çünkü bilgiyi iletmekte önemli bir problemimiz olmadığını gördük. Bilginin kaynağına erişmekte de önemli bir problemimiz olmadığını gördük. Ama sosyal duygusal becerilere tek başımıza sahip olamayacağımızı da gördük. O yüzden pandemi sonrası eğitimi yeniden tasarlarken sosyal duygusal becerileri merkeze alan bir okul hayatı tasarlamak zorundayız. Çünkü okullar bilginin kaynağının sınırlı olduğu dönemlerde kuruldu. Beceri toplumsal ilişkiler içerisinde elde edilebilen bir yerdeydi. Şimdi bilgi her yerde. O zaman okullar artık çocuklarımızın eksiği olan sosyal duygusal becerilere odaklanmalı. Bunun için de pandemiden sonra normale dönmek değil, pandemiden sonra nasıl bir paradigma değişikliği yapacağımızı bence tartışmalı eğitim dünyası. Pandemi sonrasında eğitim artık önemli bir paradigma değişikliği yaşamak durumunda. Başlangıçta da konuştuğumuz gibi 20. yüzyılın başlarındaki paradigmalarla inşa edilmiş bir eğitim sistemi, pandemi gibi bütün paradigmaları alt üst eden bir süreç yaşanmışken ve yaşanmaya da hala devam ediyorken eski paradigmalarla bir eğitim sistemi inşa edemeyiz. Paradigma değişiklikleri öncelikle üniversitelerde başlar çünkü akademik alan orada inşa ediliyor. Ben öncelikle üniversitelerde tek kampüse bağlı, tek hocaya bağlı, tek bir diploma programına bağlı anlayışın kısa sürede ortadan kalkacağını öngörüyorum. Artık 1970'lerde tartışılan, özgür eğitim anlayışıyla tartışılan öğrenme ağları için şu anda inanılmaz olanaklara sahibiz. Pandemi sonrası özellikle dünyayla kurduğumuz ilişki, dijital olanakların bize sağladığı yeni ilişki biçimleri, aslında yeni öğrenme biçimleri ve yeni öğrenme ilişkileri yaratacak. O yüzden bir sonraki önemli değişikliğin ki ben bunun pedagojik olarak da doğru olduğunu düşünüyorum. Pandemi bize aslında bu fırsatı bir deneyimleme, test etme, pilotunu yapma şansı sağladı. Şimdi bu pilotunu yaptığımız deneyimi nasıl gelecek nesillere aktaracağımız yeni bir eğitim modeline dönüştürmemiz gerektiğini tartışmalıyız bana göre. O nedenle öncelikle üniversite, sonrasında lise eğitimi düzeyinde çok büyük değişiklikler bekliyorum. Bu değişikliklerin başlatıcısı pandemi kadar etkili bir süreç, pandemi öncesinde başlayan blockchain teknolojileriyle, yani blockchain için en güzel tarif yeni bir güven mimarisi inşa etmek. Eğitim için de yeni güven mimarileri inşa etmek zorundayız. Okulların elindeki kalan tek silah olan diploma da ortadan kalkacak. Yani herhangi bir rektörün, bir dekanın imzasıyla geçerlilik kazanan bir diploma yerine alan uzmanlarıyla anlam kazanan belki yeni sertifika olanakları çıkacak. Bu kadar hızlı mesleki değişimin olduğu yerde 4 yıl ya da 5 yıl aynı meslek grubu için eğitim almak çok spesifik alanlar dışında çok anlamlı değil. O nedenle üniversite yıllarında bir çocuğun 4-5 ayrı diplomaya sahip olabilmesi gibi olanaklara sahip olacağız. Bunu ben coşkuyla da bekliyor ve coşkuyla karşılıyorum. Galiba pandemi eğitimde belki 30 yıl sonra, teknolojide 6,5 yıl sonra yaşayacağımız değişiklikleri öne aldı. Eğitim biraz daha yavaş değişir. Bunu çok iyi anlıyorum. Ama 30 yıl sonra yaşayacağımız değişikliklerin çoğunu şimdiden yaşamaya başladık ve yaşayacağız diye düşünüyorum.